Abla, çocuğunuz 22 saat sonra bulundu. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Dua edenlerden, gayret gösterenlerden Allah bin kat razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Çok evinizin yakınında mı bulundu? Yok, evimizin yakınında değil. Köyümüzden dışarıda, yaylamızdan da bayağı bir uzak mesafede. Peki neler hissediyorsunuz şu anda? Çok mutluyum. Ama çocuk bayağı bir yabanileşmiş bir gecede. Çok mutluyum. Ne demek? Allah razı olsun. Gayet gösterenler. Peki canı bulunacağından umudunuz var mıydı? Ümidiniz var mıydı? Yoktu. Yağmurcuğum yok. Yani dedik bir şey aldı gitti galiba. Kur falan yedi sanıyorum. En son siz mi görmüştünüz Süleyman'ı? Evet, ben gördüm. Nerede görmüştünüz tam olarak? Kapının önünde, ağrımın önünde hemen. Allah'a şükürler olsun, bulundu ya. Köylümüzden, devletimizden Allah razı olsun. Baba, Asaf, baba, el salla hadi. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Cenab-ı Allah'ın şeyine şükürler olsun, varlığına, birliğine. Tüm teşkilatımızın, güvenlik güçlerimize çok sağ olsunlar, teşekkür ederim. Peki ümidinizi kesmiş miydiniz, canlı bulma ümidinizi? Bu konuda neler söylemek istersiniz bir baba olarak? Ümidimizi kesmiş değildik. Ümitliydik. Gün geçtikçe üpleriyorduk yani. Yani çocuğunuzu kaybedeceğinizde korkuyordunuz. Korkuyorduk, evet. Çakalı var, kurdu var. Onun için biraz... Peki kim buldu? Jandarma mı buldu? Yok, şey buldu. Afat mı? Tarlada çalışan bir teyze bulmuş. Tarlada çalışan? Evet. Tabii oradan oraya nasıl gelmiş acaba? O akıl almaz, ona bizim de aklımız zor. Bir gece, yürümüş. Yürümüş. Bir gece yürümüş, gelmiş. Çocuk demek ki bayağı bir yürümüş, bir 5-6 kilometre yürümüş. Nasıl geldiğini bilmiyoruz. Onu ilk kucağınıza aldığınız ambulansa neler hissettiniz? Evlat candır, gerisi heyecandır diyor ya, gerçekten de öyle. Evlat bir başka, evlat acısı, kimseye Cenab-ı Allah evlat acısı vermesin. Tüm emeği geçen halkımıza, askerimize, afat ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Komando birliğimize Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.